Birdenbire içimden you konuşma isteği geldi. You. Bir muhteşemlik abidesi, bir psikopatlık eseri, muhteşem bir drama. Yani gerçekten de bir şeyler vaat eden güzel bir diziden bahsediyoruz. Ama ilk sezonu belki sıkabilir. Şimdi ikinci sezonda bahsetmeden önce ilk sezonda sizi biraz sıkayım. Çünkü ilk sezonda affedilemeyecek hatalar vardı. Affedilemeyecek şeyler vardı ne yazık ki. Dönüp baktığınızda iyi ya da kötü şeyleri görmezden gelemeyiz, öyle değil mi? Sevdiğimiz bir kız var. Joel Goldberg abimizin sevdiği kız Beck. Beck'e bakıyoruz. Beck yazar olmak isteyen sıradan üniversite öğrencisi ve profesöründen terfi alıp böyle yazar olacağım ayağında. Okey, çok güzel. Tamam, mükemmel. Arkadaşları zengin. O da güzel. O da artı böyle yaz kenara Instagram kızı. Tamam, bunu da bekledik. Çok iyi. Tam günümüzün geri zekalı mal kızlarından bir tanesi yani. Ben ana karakter yapıp Joe'yu farklı gözden gösterseler ben izlemezdim bile diziyi. Joe bu diziyi ayakta tutuyor. Her bir saniyede, her bir sahnede ayakta tutuyor be. Ama Beck'e geldiğiniz zaman, eğer onun karakterini, onun yüzünü sevmediyseniz sıkılıyorsunuz. Size göre değil Beck. Belki bazılarınıza göre. Ama şimdi bunu atlarsak, bakarsak ilk bölümden Beck'i tanıyoruz. Beck başta güzel geliyor tabii. Ama sonra iyi bir kızın bile kötü şeyleri olduğunu görüyorsunuz. İstemeyeceğiniz türden. Ama yine de Joe buna okey diyor. Okey abi, problem değil ya. Sonuçta ben yani birini sevmişim, anlıyor musun babacım, yani falan yapıyor. Devam ediyoruz. Ve sonra birden Joe abi, bak spoiler geliyor. Spoiler geliyor. Katil oluyor. Katil oluyor. Katil oluyor ya. Vallahi katil oluyor yani. Hem de bu kara için. Bunun için de bak, ben olmam. Bana ne? Bana ne? Bu problemi ben çekmem. Bana ne? Allah Allah ya. Şimdi ilk sezonun güzel yanlarından bir tanesi de şu çocuktur abi. Bu çocuk. Paco gerçekten çok güzel bir çocuk ya. Çok güzel bir karakter hani. Abi dizinin son kısımlarına doğru geldiğimizde bu siyahi kızla çıktıktan sonra Joe abi, ilk sezonun son kısımlarından bahsediyorum. Trip atmalar, Candace'ın kenardan gözükmesi falan. Ondan sonra da işin en sonunda Joe'nun kendisini gözetleyen bir psikopat olduğunu gören Beck ablamızın salak saçma hareketleri. Tamam, kızmıyorum. Belki hani ben kız olsam, onun yerinde olsam, onun gibi salak saçma şeyler yapsam ben de öyle tepki verirdim. Tamam, geçtik o mevzuyu. Ama ve lakin, gerçi tamam hani bir yere hapsediliyorsunuz. Bir kişiyi sevmişsiniz ve o kişi sizi psikopat olarak takip etmiş ya. Psikopat olarak tamam, bunu bir kenara at. Anasını avradını sikeyim, hiç mi önemi yok bu adamın? Hiç mi önemi yok lan bu adamın? Bir anda değeri sıfıra iniyor ha. Olmaz. Bay bay Beck, sana göre değildi dizi. Siktir git. Zaten bizim olayımız birinci sezon değildi ki. Bizim olayımız kesinlikle ikinci sezon. Neden? Çünkü bu dizinin bir nefese ihtiyacı vardı. Bak, güzel, potansiyelli, güzel. Ya gerçekten de çok güzel hikayeler anlatabilir bu dizi diyorsunuz izlerken ya. Kötü hikayeler anlatmıyordu ama daha da iyisini hak etmiyor da değildi ki. Hak ediyordu. O yüzden ikinci sezonun bunu düzeltmesi gerekiyordu ve düzeltti. Hem de Love'la. Love'la. Love gerçekten de çok güzel. Çok güzel olmasını bir yana bırakın. Gerçekten de çok güzel işlenen bir karakter. Arkadaşlarını saymayalım. Arkadaşları bir kenara at. Gerçi onlar da kötü değil ama yine de bir kenara at. Neredeyiz? Los Angeles'tayız. Los Angeles'tan nefret ediliyor. Ne edilmesi de normal tabii. Oranın bazı yaşam şartları olsun, acayipliği olsun. Hani Hollywood falan, anladınız. O mevzudan dolayı aslında Los Angeles böyle sıradanlaşmış hale gelmiş. Böyle aşırı klasik. Ama Love gerçekten de bu dizinin devam edebilitesini böyle o kadar yükseğe taşıdı ki ikinci sezon. Geldiği ilk anda bunu hissedebiliyorsunuz. Hani başkaları şey diye düşünebilir. Bak, Love'ı sevmediyseniz yine bir kıza aşık oldu. Acaba sonraki sezonlarda da böyle mi olacak? İşte oraya geleceğiz. Ora bizim kopuş noktamız olabilir. Anlatacağız. Şimdi Joe kıza aşık mı oldu? Joe Beck'ten kurtuldu ama kıza aşık mı oldu yine bir kıza? Joe gerçekten de bir psikopat mıydı? Şimdi bunun derinine inersek gerçekten bir psikopat olup olmadığını nerede anlıyoruz? En başından beri bu çocuk Love'ı seviyormuş. En başından beri. Buraya geliş amacı buymuş.
Meğer Los Angeles'a gelme amacı birinin kimliğini çalıp orada yaşayıp Love'ın yanına oturabilip onunla böyle uzaktan böyle mesafeli bir görüntü kurabilmekmiş. Ya sen ne güzel bir yazarlıksın ya. Sen ne güzel bir yazarlıksın. Gerçekten de üst derece çok iyi, çok iyi. Penguen abimizi de dizide görmek beni mutlu etmedi değil. Gerçekten de çok iyi. Çok iyi oyunculuk var adamda ya. Burada biraz sıradan kalıyor ama yine de iyidir. Forty desen Forty de gayet iyi. Zaten Forty'ye geleceğim. Forty özel bir basamak bizim için. Hatta direkt Forty kısmına atlayalım. Biraz uzun tutmak istemiyorum çünkü bunu. Öyle tek tek konuşacak zamanımız yok. Forty ailesinden nefret ediyor. Aynı şekilde Love'da nefret ediyor. Ailesine yarandırma çabaları falan başarısız oluyor Forty'nin. Başarılı olmak isteyen bir yazar. Joe'yu kandırıp kaçırmalar falan. Ya Forty'yi başta sevmiştim ama bu hareketinden sonra Forty'yi sevememiştim. Ama Forty'nin bizimkinin olayını, daha doğrusu birinci sezonda yaşanmış olan şeyi kitaba bakarak çözdü ya. Karakter bildiğin Sherlock oldu ya. Aman tanrım dedim abi. What the fuck? Yani şeyin ilacın kafası gelmiş, anlatabiliyor muyum? O içtiği ilacın kafası gelmiş babacığım. İyi yani. Gerçekten o kısma kadar Mehdi karakter ama Fortia öldürseydi Joe üzülürdüm şahsen. Gelelim Joe'nun tekrardan katil olduğu kısma. Al abi, Henderson katilliği. Adı neydi? Komşu muydu? Kiracı mıydı? Onu öldürdüğünü sanması. Onu da koy kenara. Ondan sonra geldik sezon finaline. Sezon finalinde meğer her şeyi Love yapmış. Love. Her şeyi ya. Her şeyi Love yapmış. Love onu sevdiğini biliyormuş zaten. Var mı böyle psikopatlık lan? Var mı böyle? Kendisi gibi biri lan. Kendisi gibi birini buldu sonunda. Ama ne yapıyor bizim Joe abimiz? Diyor ki benim gibi biri mi? Benden başka biri yok ki. Olmaz. Olamaz öyle bir şey. Eşyalarını taşıyordum. Bak ya senin eşyalarını taşıyordum. Ben psikopatım ya. Diyor ama yani Joe yani dalga mı geçiyorsun babacığım? Hı? Dalga mı geçiyorsun? Ben de bunu diyorum sana. Ha? Dalga geçiyor musun? Geçmiyor musun abicim? Sevmiyor musun sen bu karıyı? Seviyorsun. O da seni sevmiyor mu? Seviyor babacım. Ne önemi var? Geçmişinde kardeşini korumak için ne olmuş? Birilerini öldürmüş. Neymiş? Kendisi öldürmüş. Bu karıyı da alt etmiş. Sen de buna hani diyorsun ki beni de mi? Beni de. Bak beni de. Neyse Joe abimiz yani gerçekten o yaptığın şeyi anlamış değilim. O şeyden kurtulup ikisi tekrar bir araya gelince o kadar mutlu olmuştum ki, ama Joe da şerefsizin önde gideni yani. Sırf yani piçliğine oradan çıktığını sonradan anlıyoruz. Ama iş geliyor ve en son noktada Love, Forty ve Joe'nun kapışmasına geliyor. Meğer Love hamileymiş. Forty bunu duysa da siklemiyormuş. Neymiş? Beck'i öldürdüğü için çok kızgınmış. Benim kardeşimi de mi öldürecekmişsin? Yetmedi bir de onu hamile mi bırakmışsın? Senden iyi bir baba mı olurmuş? Abi yani Forty gerçekten de kafayı yemiş. Çünkü hani dediği cümleye de bakarsanız bizim ailemizden bir tane daha fert mi görecek lan dünyaya? Delirdin mi sen diyor. Tamam, güzel bir bakış açısı ama hayır, ailenle senin doğacak bir bebeğin ne alakası var? Amına koyduğumun gerizekalı karakteri. Ha, senin ailen mi kalacak lan o zamanı? Ha? Belki de göremeyecekler lan torunlarını. Geri zekalı karakter. Ben de böyle diyorum sana işte. Ve iş ne oluyor? Oluyor ve Forty'nin ölümüyle sonuçlanıyor. Forty ne yazık ki yolun buraya kadarmış kardeşim. Bay bay, siktirip gidebilirsin. Finalde bak, final bakıyoruz, final Joe hamile Love'ı görüyor. Ondan sonra da başka bir yere odaklanıyor ve komşusunu görüyor. Komşusu da bir kız. Haydi geldik mi yine abi? Bu adam her sezon başkasını mı sevecek? Olay bu mu? Bunu görmeden yorum yapamıyoruz. Belki de dizinin iptal olduğu haberi gerçektir. Hiç göremeyeceğiz ama sonuçta bu dizi böyle. Bu dizi gerçekten iyi bir dizi. Atıştırmalık bir dizi değil, iyi bir dizi. Hele ki Joe'nun oyunculuğu, Love'ın oyunculuğu gerçekten çok iyi. Love'ı sevdiyseniz Haunting of Hill House'u da öneriyorum burada. Ya çok güzel bir dizidir. Taha bana Gossip Girl izleyelim falan demişti. O da Joe Goldberg'ten bir tavsiyeydi. Onu da izleyeceğim bu sınav mevzusu bitsin. Ya gerçekten güzel bir dizi. Kötü değil. İzleyebilirsiniz yani. Aklıma geldi de böyle konuştuk diziyi ama belki de başka dizilerde böyle konuşurum. Belki sevdiyseniz izleyebilirsiniz yani. Ben salayım siz. Ya siktirin gidin.